Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleyküm ve tahiyyetun minni ileyküm eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Kamer suresinin 1. ve 2. ayetlerinin tefsirini yapıyorduk ve Buhari ve Müslim'de geçen Peygamber Efendimiz'in çok önemli mucizelerinden biri olan ayın ikiye yarılmasıyla ilgili mucizeyi açıklıyorduk ve bu mucizeyle ilgili Buhari ve Müslim'de geçen ve Hazreti Enes'ten rivayet edilen şu rivayete gelmiştik. Evet, yedüllü aleyhi ma ahrecehu eşşeyhani an Enes'in. Nitekim Buhari ve Müslim'in Enes'ten tahric etmiş oldukları, rivayet etmiş oldukları şu hadiste bu Peygamber Efendimiz'in bu mucizesine, ayın ikiye yarılması mucizesine delalet etmektedir. Enne ehle Mekke'te se'elu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu yürihim ayeten. Evet, Mekke ehli Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den onlara bir mucize göstermesini istediler. Fe'erahum ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara gösterdi. İnşikâgal kameri merrateyni, evet, ayın ikiye yarılmasını gösterdi. Bu mucizeyi gösterdi. Ve maruviyâ an ibn Mes'udin gâle, nitekim Abdullah bin Mes'ud'dan da rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Abdullah bin Mes'ud. İnşikâgal kameru alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ay ikiye yarılmıştır. Şakkateyni, iki parçaya yarılmıştır. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İşhedu, şahit olun demiştir. Ve ma ruvye an Cübeyr ibni Mut'im, Cübeyr ibni Mut'im'den de rivayet edildiğine göre o da şöyle demiştir. Gale, İnşakkal kameru ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ikiye yarılmıştır. Fesara firkateyni, iki parçaya ayrılmıştır. Fekalet Kureyş'ün, Kureyş dedi ki Sehara Muhammedun e'yunena, evet, Muhammed bizim gözlerimizi büyüledi dediler. Fekale ba'duhum, bazıları dediler ki le inkâne seharna, eğer bizi büyülediyse bu şekilde fema yastatiu en yesharan nase kullehum, o zaman bütün insanları büyülemesi mümkün değildir, buna güç yetiremez dediler. Fekânu yetelakkavne rukbane, ve yoldan gelen, seferden gelen insanları karşılamaya yöneldiler. Feyuhbirunehum, ve onlar da o Mekke kafirlerine haber verdiler. Biennehum kad ra'avhu, ayın ikiye yarıldığını, onların da gördüğü haberi onlara haber verildi. Feyukezzibunehum, onları da yalanladılar. Fehadihil ehadisus sahihatu, işte bu sahabe-i kirandan nakledilmiş olan bu sahih hadisler. Kad veredet bihadihil mucizetil azimeti, bu büyük mucizeyi açıklar mahiyette gelmiştir. Ma'a şehadetil Kur'anil azimi bidarike, nitekim Kur'an-ı Kerim de buna, bu mucizeye şahit olmakla birlikte bu sahih hadislerde bu mucizeyi desteklemektedir. Fe innehu edellu delilin ve akva müsbitin lehu ve imkanihi la şekke fihi la yeşukku fihi mu'minun. Evet, fe innehu, muhakkak ki o edellü delilin, en açık seçik delildir. Ve ekva müsbitin lehu, peygamberin peygamberliğini ispat eden en kuvvetli delildir. Ve imkanuhu, ve ayın yarılmasının mümkün olduğunu la yeşukku fihi mu'minun, inanan bir insan bunda asla şüpheye düşmez. Bunun mümkün olması konusunda asla
tereddüte ve şüpheye düşmez. Ve gıyle fîmânel ayeti, nitekim ayetin manası hakkında şöyle denilmiştir. Yenşakkul kameru yevmel kıyame. Bazıları da bu ayeti kerimeyi tefsir ederken bu ayetteki zikredilen ayın yarılması olayının kıyamet gününde ayın yarılacağını söylemişlerdir. Ve hâzâ kavlun bâtilun lâ yasihhu. Dolayısıyla Muhammed Ali Sabuni bu yorumun, bu tefsirin batıl bir söz ve batıl bir yorum olduğunu ve doğru olmadığını ifade etmektedir. Ve şazın la yesbutu, sabit olmayan şaz bir görüş olduğunu ifade etmiştir. Bi icma'il müfessirin ala hilafihi, zira müfessirlerin çoğunluğu bu görüşün hilafına icma etmişlerdir. Ve ennallaha zekerehu bilafsil mâbi, çünkü Allah Teala bu mucizeyi ayeti kerimede mazi üslubuyla zikretmiştir. Benşakkal kamer şeklinde, ay yarıldı şeklinde ifade etmiştir. Ve hamlül madi alel müstakbeli baidün, dolayısıyla ayetteki mazi üslubunun müstakbel için hamledilmesi uzak bir ihtimaldir ve isabetli bir yorum değildir. Ve kezzebu, ve yalanladılar. Ve teba'u ehva'ehum, heva ve heveslerine tabi oldular. Ey ve kezzebun nebiyye, peygamberi yalanladılar. Ve ma ayenuhu min kudretillahi teala fi inşikakil kamer, ayın yarılması konusundaki Allah-u Teala'nın kudretini gözleriyle görmelerine rağmen peygamberi yine de yalanladılar. Ve teba'u ma zeyyene lehumu şeytanu, şeytanın onlara süslediği şeylere tabi oldular. Minel batili, evet, şeytanın onlara süslemiş olduğu batıla efendim tabi oldular. Ve küllü emrin müstebir, evet, ey ve küllü emrin minel umuri müntehin ila gayetin, yani her şey mutlaka bir gaye, bir efendim süre sonra ne yapacaktır? Bitecektir, tükenecektir. يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا لَا مُحَالَةِ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٍ, eğer meydana gelen olan bir olay hayırlıysa elbette hayırlı bir şekilde karar kılacaktır. وَاِنْ شَرًّا فَشَرْ, şerli bir olaysa şer olarak karar kılacaktır. قَالَ مُقَاتِلْ, Mukatil şöyle demiştir. لِكُلِّ حَد۪يثٍ مُنْتَهَا, her olayın bir nihayeti vardır. Ve hakikatün, bir hakikati vardır. Yentehi ileyha, mutlaka o olay o hakikata mutlaka ulaşacaktır. Ve o akibete ulaşacaktır. O sonuca ulaşacaktır. Ve gâle katâdetü, katâde şöyle demiştir. İnnel hayra, muhakkak ki hayırlı olan bir olay. Yestegirru bi ehlil hayri, hayır ehliyle birlikte karar kılar. Ve şerru, şer ise, kötülük ise, yestekirru bi ehli şerri, şer ehliyle karar kılar. Ve küllü emrin müstakirrun bi ehliyi, dolayısıyla her iş o işin ehliyle birlikte karar kılar. Ve lekad ca'ehum, onlara gelmiştir, minel enbai, haberler, ma fihi müzdecer, ey, ve lekad ca'e haulail kuffara, min ahbaril ümemil madiyetil mükezzibine lir rusul, nitekim bu kafir olan Mekke kafirlerine, Mekke müşriklerine önceki milletlerden peygamberleri yalanlayanların haberleri gelmiştir. Ma fihi vaizun lehum ani temadi fil küfri ve dalali, evet, onların dalalet ve küfürde devam etmelerine engel olacak bir vaaz ve ibret alacak haberler onlara gelmiştir. Hikmetün baligatün, gerçekten çok yüce bir hikmetle, ey hadel Kur'anu hikmetün baligatün, bu Allah'ın gönderdiği, onlara gönderdiği bu hikmetli Kur'an-ı Kerim gerçekten hikmet bakımından en zirve noktadadır. Belagat en nihayete fil hidayeti vel beyanı, hidayet ve beyanda, açıklamada en mükemmel bir dereceye ulaşmıştır. Fema tuni en nuzur, ey
eyyü şeyin tuni en nüzul. Yani bu ikaz ve uyarıdan sonra hangi şey onlara fayda verir? Ammen keteballahu aleyhi şegavete. Yani eğer Allah Teala bir insanın üzerine şakaveti, bedbahtlığı yazmışsa, takdir etmişse, ona hangi şey, hangi uyarı, ikaz fayda verir ki? Ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi, eğer bir insanın Allah Teala kulaklarına ve kalbine mühür vurmuşsa, artık o insana hiçbir şey fayda vermez. Galel müfessirune, müfessirler şöyle demişlerdir. El mana, yani bu ayet-i kerimenin manası, لَقَدْ جَاءَهُمْ الْقُرْآنُ, Kur'an-ı Kerim onlara gelmiştir. وَهُوَ hikmetün تَعَمَّتُنْ, ve Kur'an-ı Kerim tam bir hikmet dolu bir kitaptır. قَدْ بَلَغَتْ الْغَيَةَ, evet, hikmetle en zirve noktaya ulaşmıştır. فَمَاذَا تَنْفَعُ الْاِنْزَارَاتُ وَالْمَوَعِيدُ لِقَوْمٍ, evet, öyle bir kavim ki hangi öğüt ve uyarılar onlara fayda verir ki? Esammu azanehum, kulaklarını tıkayan, kulaklarını sağır yapan bu kavme hangi ikaz ve uyarı onlara fayda verir ki? An simai kelamillah, Allah'ın kelamını dinlemekten geri duran ve kulaklarını tıkayan o kavme, o insanlara hangi uyarı ve ikaz, öğüt fayda verir ki? Elbette hiçbir öğüt fayda vermez. Kekavlihi Teala, nitekim bu hakikati Yüce Allah şu ayette de ifade etmiştir. وَمَا تُونِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, evet, iman etmeyen bir kavme ayetler, mucizeler ve ikaz ve uyarılar fayda vermez. Evet. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, dolayısıyla onlardan yüz çevir. Ey فَعَارِدْ يَا مُحَمَّدُ, ey Muhammed, onlardan yüz çevir. اَنْ هَاُلَا الْمُجْزِم۪ينَ, ve وَاَنْتَزِرْهُمْ, evet, onlardan, o mücrimlerden yüz çevir ve onları bekle. وَاَنْتَزِرْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّائِي, dâi, çağırıcının çağırdığı güne kadar. اِلَا شَيْءٍ نُكُرْ, ey يَوْمَ يَدْعُوا إِسْرَافِيلُ, İsrafil adındaki melek ne yapacaktır? اِلَى شَيْءٍ مُنْكَرْ, fazıya, o dehşetli, o korkunç güne onları çağıracaktır. O günü bekle. تُنْكِرُهُ النُّفُوسُ, nitekim nefisler, insanlar onu inkar etmektedir. لِشِدَّتِهِ وَهَوْلِهِ, o şiddeti ve korkunçluğu sebebiyle nefisler onu ne yapmaktadır? İnkar etmektedir. Ve yevmül kıyame, işte o İsrafil'in sura üflediği gün, kıyametin koptuğu gündür. Ve ma fihi minel belâi vel ehval, işte o günde insanların başına çok korkunç, dehşetli bela ve musibetler ne yapacaktır? Gelecektir. Huşşa'an ebsaruhum, o gün, o kıyametin koptuğu günde o insanların gözleri bir dehşet içerisinde, korku içerisinde olacaktır. Ey velileten ebsaruhum, gözleri aşağı doğru inmiş ve zelil bir halde olacaktır. La yestati'une raf'aha min şiddetil hevli, korkunun şiddeti sebebiyle gözlerini kaldırmaya güç yetiremeyeceklerdir. Yehrucune minel ecdâfi, evet, kabirlerden çıkacaklardır. Ey yehrucune minel guburi, kabirlerden çıkacaklardır. Ki ennehum, sanki kabirlerden çıkarken onlar ceradun münteşir, evet, etrafa, oraya buraya, sağa sola yayılmış çekirgeler gibi olacaklardır. Ey ki ennehum fintişarihim ve surati icabetihim liddai, ceradun münteşir fil afak, ufuklara dağılmış çekirge sürüleri gibi olacaklardır. O çağırıcının, İsrafil adındaki meleğin sura üflemesiyle o haşir toplanma yerine hızlı bir şekilde yürüme ve oraya doğru ilerleme konusunda etrafa dağılmış çekirgeler gibi olacaklardır.
La yedrûne eyne yedhebûne minel havfi vel hayrati. İçerisinde bulundukları korku ve hayret sebebiyle nereye gittiklerini bilemeyeceklerdir. İbnü'l-Cevzi şöyle demiştir. Ve innemâ şebbehehum bil ceradil münteşir. Allah Teala o kıyamet gününde kabirlerden çıkan insanları etrafa sağa sola saçılmış, yayılmış çekirgelere benzetmiştir. Li'ennel cerade, çünkü çekirgeler la cihete lehu yaksiduha, yani onların kastettiği, onların gitmek istediği belirli bir yön yoktur. Fehum yahrucune minel guburi, işte insanlar da kabirlerden o gün çıkacaklardır. Fezaine, korkunç ve dehşete düşmüş bir şekilde çıkacaklardır. Leyse li ahadin minhum cihetun yaksiduha, onlardan hiçbir insan için gitmek istediği, yönelmek istediği belirli bir yön yoktur. Ve da'i ve israfil, bu ayeti kerimede ifade edilen da'i, çağırıcıdan kasıt İsrafil adındaki melektir. Muhtaine ila da'i, yani o çağıran o meleğe doğru hızlı bir şekilde koşmaktadırlar. Ey müsri'ine maddi anagahum ila da'i la yeltekiune ve la yeteahharune, hiç gecikmeden, boyunlarını sağa sola bükmeden hızlı bir şekilde ne yaparlar? Direkt olarak o çağırıcıya doğru hızlı bir şekilde koşarlar. Yegulul kafirune, kafirler derler ki hâzâ yevmün asir, işte bu zor bir, çetin bir gündür derler. Ey yegulul kafirune, kafirler derler ki hâzâ yevmün sâbun şedîdün, işte bu şiddetli, zor bir gündür derler. Galel hazinu, hazin şöyle demiştir. Ve fihi işaretun ila enne zalikel yevme, şu hususa işaret vardır bu ayette. Mutlaka o gün, yani o kıyamet günü, şedidun alel kafirine, kafirlere çok şiddetli bir gün olacaktır. La alel müminine, müminlere şiddetli bir gün değil, kafirlere şiddetli bir gün olacaktır. Dehşetli bir gün olacaktır. Kekavlihi Teala, Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi alel kafirine gayru yesir, yani kafirler için kolay bir gün değildir o gün. Sümme zekera Teala ve gâiyel ümemil mükezzibine, sonra Allah-u Teala peygamberleri yalanlayan ümmetlerin, milletlerin olaylarını zikretmiştir. Ve ma halle bihim minel azabi ben nikali teselliyeten li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, evet, peygambere teselli için o milletlerin başına gelen ceza ve azabı Allah Teala zikretmiştir. Ve tahziren li kuffari Mekke'te, ve Mekke kafirlerini ikaz edip uyararak, sakındırarak önceki milletlerin başına gelen o azabı ve o cezayı Allah Teala zikretmiştir. Bundan sonraki ayetlerde tekale ve şöyle buyurmuştur. Şanı yüce olan Allah. Kezzebet gablehum kavmu Nuhin. Evet, onlardan önce, yani Mekke kafirlerinden önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Ey kezzebe gable kavmike ya Muhammedu, ey Muhammed, senin kavminden önce kavmu Nuhin, Nuh kavmi de peygamberi yalanlamışlardı. Fekezzebu abdena, bizim kulumuzu, onlara gönderdiğimiz elçimizi, peygamberimizi yalanladılar. Ve galu, ve dediler ki mecnunun vezducir, evet bu deli bir insandır, ondan sakının dediler. Ey fekezzebu abdena Nuhan, kulumuz Nuh aleyhisselamı yalanladılar. Ve galu innehu mecnunun, o bir delidir dediler. Venteheruhu ve zeceruhu anda ve nübüvveti bisübbi ve tahvifi vel vaidi. Evet. Venteheruhu ve zeceruhu, ondan sakındılar. Ve onun peygamber davetini
ona sövmek suretiyle, onu korkutmak suretiyle, onu tehdit etmek suretiyle ondan uzaklaştılar. Bi kavlihim şöyle dedi, demişlerdi. Le'in lem tentehi, eğer bu davetini, bu çağrını bitirmezsen, bundan vazgeçmezsen, ya Nuhu ey Nuh, letekunenne minel mercumin, taşlanan insanlardan olacaksın demişlerdi. Gale fil bahri, el bahrul muhit adlı tefsirde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Lem yukni'u bi tekzibihi, evet, o peygamberi yalanlamakla ikna olmadılar. Hatta nesebuhu ile cünuni, o peygamberi delilikle, ona delilik nispet ettiler. Ey ennehu yegulu ma la yekberuhu agilun, yani akıllı bir insanın kabul etmeyeceği şeyi söylüyor dediler. Ve zalike mübalagaten fi tekzibihim, evet, yalanlamadan mübalağa manasında bu şekilde yaptılar. Ve innema gale abdena, Allah Teala abdena şeklinde ifade buyurmuştur. Teşrifen lehu, ben Nuh Aleyhisselam'ı şerefli bir insan ve şerefli peygamber olduğunu ifade etmek için ve hususiyeten bil ubudiyeti, özellikle kulluk özelliğini ona özellikle zikretmiş ve onun ne kadar şerefli bir kul, şerefli bir peygamber olduğunu ifade etmek için böyle bir ifade kullanmıştır. Şanı yüce olan Allah. Feda'a Rabbehu, ve Rabbine Rabbine çağırdı. Enni mağlubun fentasır, yani Rabbine dua etti. Ve enni mağlubun fentasır, ya Rabbi ben mağlubum, bana yardım et diye dua etti Allah'a. Feda'a Nuhun Rabbehu, Nuh Aleyhisselam Rabbine dua etti. Ve gale, ve şöyle duada bulundu. Ve gale, ya Rabbi inni daifun an mukavvemeti haulâ-i mücdimîn. Ya Rabbi ben bu mücrim olan bu kafirlerle mücadele etmek konusunda zayıfım. Fentagimli minhum, onlardan benim için intikam al. Ventasir dinike, ve dinine yardım et diye Allah'a dua etti Nuh Aleyhisselam. Gale Ebu Hayyan, Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ve innema da'a aleyhim bademâ ye'ise minhum. Evet, Nuh Aleyhisselam onlardan ümitsizliğe düştüğü zaman ne yapmıştır? Onlara beddua etmiştir. Da'a fiili, değerli dostlar, da'a fiili ala haticeliyle kullanılırsa beddua etmek anlamına geliyor. Li harfi ceriyle kullanılırsa dua etmek, hayrı, iyiliği için dua etmek anlamına geliyor. Burada ve innemâ da'a aleyhim, yani kavmine beddua etti Nuh Aleyhisselam. Bâdemâ ye'ise minhum, onlardan ümitsizliğe, onların iman etmeyeceğine dair ümitsizliğe düşünce onların aleyhine bedduada bulundu. Ve tefagame emrahum, onların o durumunu gerçekten çok büyük gördü. Ve kenel vahidu min kavmihi yehneguhu ila en yehirra maşiyen aleyhi. Evet, onlardan, o kavminden bir kişi onu ve kenel vahidu min kavmihi yehneguhu ila en yehirre maşiyen aleyhi. Evet, o ölünceye kadar ona efendim taşlayacağına dair böyle bir vaatte bulundu. Ve huve yegul, o da şöyle diyordu. Allahümme mağfir li kavmi, ey Rabbim kavmimi bağışla. Ve innehum la yalemun, onlar bilmiyorlar diyerek böyle duada bulunuyordu. Fetahna ebvâbes semâi, biz semanın kapılarını açtık. Bimâin münhemir, evet, çok süratli ve çok fazla yağan bir yağmurla semanın kapılarını açtık. Ey fe ersennel matara mines sema, gökyüzünden yağmuru indirdik. Münsabben bi kuvvetin ve gazaretin, çok kuvvetli ve çok fazla yağan yağmuru indirdik.
Gale Ebu Suud, Ebu Suud şöyle demiştir. Ve huve temsilun li kesretil emtar. Evet, bu yağmurların çok fazla olmasına bir misaldir. Ve şiddeti insiba biha, evet, yağmurun çok şiddetli yağmasına bir örnektir, bir temsildir. Ve feccennel arda uyunen, yeryüzünü de çeşitli kaynaklar fışkırttık. Ey ceannel arda kulleha uyunen mütefecceraten bilma, yeryüzünden de suların fışkırdığı çeşitli kaynaklar yarattık. Feltekal ma'u ala emrin katbudir. Ve böylece su, efendim, Allah Teala'nın takdir ettiği zamana kadar bu şekilde gökten inen yağmur ve yerden fışkıran sular birbiriyle karşılaştı, bir araya geldi. Ey feltega ma'u sema, gökyüzünden inen suyla ve ma'ul ardı, yeryüzünden fışkıran sular ala halin birleştiler. Kadderahallahu fil ezel, ezelde Allah Teala'nın takdir ettiği vakte kadar bu şekilde devam etti. Ve gadaha bi ihlakil mükezzibin, böylece Allah Teala o yalanlayan o kavmin helak oluncaya kadar bu şekilde Allah Teala emrini gerçekleştirmiştir. Gale katadetü, katade şöyle demiştir. Gada aleyhim fi ümmil kitabi, nitekim Allah Teala ümmil kitapta, levh-i mahfuzda bu olayı takdir etmiştir. İza keferu, yani eğer o kavim kendilerine gönderilen peygamberi yalanlarlarsa, küfre girerlerse, en yuragu, boğularak helak edileceklerini Allah Teala takdir etmiştir. Ve hamalnahu ala zati elvahin ve dusur, ve dolayısıyla biz onu çeşitli levhalar üzerinde ve bir gemide taşıdık. Ey ve hamalna nuhan alessefineti, biz gemi üzerinde Nuh Aleyhisselam'ı taşıdık. Zaten elvahil haşebiyyetil aridatil meşdudeti bil mesamir, iplerle bağlanmış olan çok büyük tahtalar ve levhalarla yapılmış olan gemide onu taşıdık. Gale fil bahri, elbahrul muhit adlı tefsirde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ve zatel elvahi ve dusur hiye sefine, yani bu ayet-i kerimedeki zati elvahin ve dusur ifadesi, bu ifade hangi manadadır? Hiye sefine, yani gemide taşıdık anlamındadır. Elleti enşe'eha Nuh aleyhisselam, nitekim o gemiyi Nuh aleyhisselam yapmıştı. Fe yufhemu min hazeynil vasfeyni, bu iki vasıftan şu anlaşılmaktadır. Enneha sefine, yani bu vasıflar onun gemi olduğunu ifade etmektedir. Fehiye sıfatun, öyle bir sıfattır ki, öyle bir niteliktir ki, tekumu megamel mevsuf, vasfedilen şeyin yerine konmuştur. Ve tenubu anhu, ve onun yerine gelmiştir ayet-i kerimede. Gamisi mesrudetün min hadidin denildiği zaman, yani benim gömleğim demirden yapılmıştır. Yani böyle denildiği zaman ne anlaşılır? Dir'un, yani zırh anlaşılır. Ve hâdâ min fasihil kelam ve bedîihi, nitekim bu kelamın fasihliğinden, ifadenin güçlü olmasından bir örnektir. Velev cumiat beyne sıfatı, evet, vel mevsuf, evet, sıfatla mevsufu bir araya getirmiş olsaydı, lem tekun bil fasih, o zaman fasih olmazdı kelam. Ve dusur, dusur kelimesi ise el mesamir, yani o tahtaları bir araya getiren, geminin meydana gelmesini efendim sağlayan çiviler ve sağlam urganlar ve iplerdir. Tecri bi ayunina, evet, bizim gözümüz önünde yürümektedir. Ey tesiru ala veçhil ma'i, suyun üstünde yürümektedir. Bi hıfsına, bizim muhafazamız altında yürümektedir.
ve kila etüne ve tahteri ayetine, yani bizim gözetimimiz altında gemi yürümektedir anlamındadır. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Evet, Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.